yaklaşmayın denmiştir. En sonunda ritsun min ameli şeytan, şeytan işi bir pislik olarak nitelendirilir. Ne? Vay, yıllar geçmiştir ama bu süreçte. Evet, evet, tabii. Yıllar geçmiştir. Tabii. Düşünebiliyor musunuz? Yani peygamberliğin gelişinin üzerinden yaklaşık kesin yasağın konması 16 yıl sonradır. Ya yani bu vaziyette o dönemde içkiliyken namaza duranlar olmuş, tabii, karıştıranlar tabii, olmuş. Tabii. Hepsi böyle. Sadece bu değil, tesettür için de aynısı. Hmm. Evet, namaz için de aynısı. Namazda da tedricilik vardır. Önce gece namazı, sonra iki vakit namaz, sonra beş vakit. Beş vakit namazın da kendi içinde fadili erkanı tedricilikle olmuştur. Onun için önce iki rekat farzlar, sonra dört rekat vesaire gibi. Onun için de tedricilik hepsinde faiz için de geçerli. Önce kat kat faize, dafen mudafeten yasaklanıyor Uhud'un arkasından. Daha sonra en son olarak faizin her türü yasak kılınıyor. Evet. Yani tedricilik Rabbimizin bir sünneti. Bu tedricilik sünnetini dikkate almazsa bir insan baltayı taşa vurur. 1910'lu yıllarda Rusya'da müthiş bir İslamlaşma aşkı başlamış Çarlık Sarayı'nda. Hmm. Sarayda, Çar'ın sarayında. Nasıl olduysa petrolün birkaç alim, Kazan kökenli birkaç alim ki onlar çok iyi yetişmişti. Özellikle 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde o bölgede Allah müthiş bir verim verdi o bölgeye. Sanki cins kafa adamları oraya. İşte Musa Carullah bunlardan biri. Efendim. Ya. Yani ve Rus sarayına nüfuz etmişler. Nasıl olduysa Müslüman alimler. Ve sarayda birkaç prensesin de imanına vesile olmuşlar. Allah Allah. Ve öyle bir olay bir derece gelmiş ki 1912'de Rus çarının İslam'ı söz konusu olmuş. Artık tebliğ edilecek. Tebliğ eden adam vodkadan girince, eyvah, içkiden girince baltayı taşa vurur. Tabii. Ama demiş ki ben onsuz yaşayamam. Buyurun. Yani çalıyı tersinden sürmeye bak. Onun için yani bu noktada yani bir amiyane tabi bodozlama derler ya. Aynen koç öyle. Kafasıyla aynen. Duvara toslamış. Duvara yani. Toslamış yakın. Tabii. Aynen öyle. Yani Allah'ın güzel kulu ona başlayacağın yer o muydu ya? O muydu? İmandan başlayacağı yer de ameli salih kısmından. Aynen. Sıralama da tersi. Onun yani. İçin davranışta. Burada tedricilik, aşamalılık, kademelilik çok mühim bir efendim davet yöntemidir, usulüdür. Ki beşinci yöntem olarak da bunu söyleyebilirim. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin söylediklerinizden şöyle bir toparlama yapayım. Ondan sonra da programımızın ikinci kısmını bağlamış olacağız ve İzmir'den bizi bugün şereflendiren kıymetli dostlarımızın suallerine geçeceğiz. Kur'an halkamızın suallerine geçeceğiz. Konuyu daha geniş açacağız. Hocam, şimdi tebliğ ilkeleri dediğimizde ki siz bunları zımnen hepsini açtınız. Ben sadece özetlemek için söylüyorum. Bir, bütünlük ilkesi. Eyvallah. Yani bütünlüğü gözeterek. Sadece bir kısmını söyleyip hakikatin, hikmetin, eyvah, o öbür kısmını bırakarak değil. Yarım kalan her şeye zarar verebilir çünkü. Bir çerçeve çizerek. Hakikat parçalanınca hakikat olmaktan çıkar. Çıkar, evet. İkincisi muhataba görelik ilkesi. Karşındaki muhatabın aklı, algısı, marufu, doğru, onu gözeterek konuşmak. Süreklilik ilkesi. Doğru. Yani irtibatı kesmeden, ondan ümit kesmeden, ya bir kere oldu bırakalım, evet, artık. O kapıyı çalmaya devam ederek. Ondan sonra tedricilik. Siz zaten doğrudan söylediniz. Menfaat gözetmeme ilkesi. Eyvallah. Düşünme, düşündürme ilkesi. Eyvallah. Karşı tarafı düşünmeye sevk etme, sorgulamaya sevk etme ilkesi. Ve zorlamama ilkesi. Doğru. Zorlamadan. Doğru. Efendim. Yöntem olarak da önceliği gözetme. Hani nereden başlayacağım o vodka meselesi, eyvallah, buna çok denk düştü. Önceliklerde, eyvallah, bir karışma var. Likulli makamin makal dediğimiz orası. Her yerin bir makamın bir sözü vardır. Sözü vardır. Eyvallah. Ve önceliği sonralığı eğer bir kaçırırsan bu çok ciddi bedeller, ha, ödetebilir. Tebliğde de çocukların ve gençlerin daha öncelikli mesela insanlar açısından
olduğuna dair kafamda bazı malumatlar doğrudur. Var. Ölüler, hastalar, hastalanmamış olanlar diye toplumu üçe ayırmak lazım. Hı hı. Ölmüş olanları diriltmek çok zor. Hastaları tedavi etmek biraz zor. Hiç hastalanmamış olanlarla ilgilenmekse kolay. Kolay. Evet. En şey çocuklar. En bakir olanlar. Çocuklar, hiç hastalanmamış olanlar. Gençler ise efendim hemen hastalığın başında yakalanabilecek evet. olan kesim. Dolayısıyla doğru bir tasnif. Eyvallah hocam. Ona ortak noktayı tespit etmek ve öne çıkarmak metodu. Burada da hani müşterek kelimeyi bulmak manasında onu konuştuk. Mev'iza derken mev'iza var ama bu mev'iza içi boş, hayalat efendim içeren hikayeler vesaire değil, kıssa. Ki Kur'an'ın üçte ikisine yakınının kıssa olduğunu söylüyoruz. Siz de peygamber kıssalarına... Hikaye anlatmak değil yani. Evet. Dini hikayeleştirmek hiç değil. Değil. Hele bu işte efendim geleneksel din dilinin yaptığı gibi abartılı, efendim endazesi olmayan uçuk kaçık, efendim hatta saçma sapan, tabii. dinle alakası olmayan... İsrailiyatın ağır yükü altında. Ondan da öte, dini hurafeye boğmuş bir biçimde, tamamen hurafeyi din yerine koymuş bir biçimde, aslında dini övüyormuş gibi yapıp kendisine din üzerinden bir efendim pay çıkarmaya çalışmak evet. ve dinle yücelmek yerine dini yüceltmek gibi bir şapşallığa, bir şaşkınlığa girişmek. Yani tıpkı işte Kur'an'la yücelmek yerine Kur'an'ı yüceltmek gibi bir şaşkınlığa tabii. girişmek demektir zaten. Dini hikayeye boğuluyor. Kur'an'ı yüceltiyor ki bak yücelikle ancak ben uğraşabiliyorum diyor. Siz aşağıdasınız evet. diyor. Bir kendine konum belirlemiş statü. Statü belirlemiş oluyor. Dolayısıyla hasenenin içine bu anlattıklarınızı da dahil edebiliriz. Mev'izayı hasene nasıl olacak hasene? Bu şekilde özü olacak, itikadi esaslara uygun olacak. Tekrar yöntemi. Tekrarlamaktan kaçınmamak. Tekrar ısrar ile, ve tekrar. Evet, tesis etmek. Böylece eyvallah. Tekrar ile tesis. Eyvallah. Terbiye, ısrar ve tekrardır. Evet efendim. Beşincisi temsil, benzetme, örnekleme, örneklerle açma. Hem şahsi anlamda temsil manası var, siz de arz ettiniz. Hem de karşı tarafa örneklendirme, somutlama. Özellikle kitlelere hitap ederken somut örnekleri kullanabilme. Soru cevap, diyalektik, karşılıklı. Eyvallah. Bu Kur'an'da da malumunuz sürekli. Hani sen nereden bileceksin şu nedir? Hani eyvallah. Kadir Gecesi nedir, nereden bileceksin? Bir eyvallah. Soru, ondan sonra cevabı geliyor gibi. Ondan sonra bir de karşılaştırma. Misilleriyle benzer, mukayeseyle. Ondan sonra bir metottan bahsedebiliriz eyvallah. Diye. Sizden, söylediklerinizden çıkardığım özet. Bu şekilde bu bahsimizi burayı noktalı virgülle İnşallah. Kapatalım hocam. Öyle. Ondan sonra üçüncü kısma geçelim. Kardeşlerimizi tanıyalım ayrıntılı olarak. Onlardan suallerimizi Eyvallah. De alalım. İnşallah. Sevgili dostlar, efendim kısa bir ara veriyoruz yine. Vahyin penceresinden bakış devam edecek yoğun bir şekilde. Tekrar inşallah huzurlarınızda olacağız.